Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben inşaat mühendisi Mithat Güney. Bu videomda sizlere fırçalı beton nasıl uygulanır, yani süpürgeli beton uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi vereceğim. Fırçalı beton uygulaması, saha betonlarında beton yüzeyinin pürüzlendirilmesi amacıyla tercih edilir. Beton yüzeyinin şekillendirilmesi için göz zevkimize uygun süpürge seçilir. Süpürgeli beton uygulaması yapılacak alanın tabii zemini projesindeki beton alt kotuna göre doldurulur, tesviye edilir ve sıkıştırılır. Bu işlemler için gerekli iş makinalarından yardım alınır. Haritacı da kod verme işleminde Total Station veya Nivo gibi ölçme aleti kullanır. Böylelikle yüzey beton dökümüne hazır hale getirilmiş olur. Saha betonu dökülecek proje alanına projesindeki uygun kesitte hasır demir serim işlemi yapılır. Beton üst kotunun belirlenmesinde yağmur suyunun tasfiyesi de dikkate alınmalıdır. Haritacı gerekli ölçme aleti yardımı ile bu şekilde belirlenmiş olan beton üst kotunu sahaya aplike eder. Hazır beton dökümünü planlarken hava koşullarının uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Aynı şekilde döküm öncesi betonun sıcaklığını ve slump yani kıvam değerini de teyit etmeliyiz. Beton dökümü sırasında olabildiğince ara vermemeliyiz ve betona ilave su kattırmamalıyız. Bu şekilde bir taraftan beton dökümü devam ederken diğer yandan da beton yüzeyinin mastarlanması işlemi devam etmeli. Dökümü tamamlanan hazır beton prizini alması için bir müddet kürlemeye bırakılır. Uygun kıvama gelen beton yüzeyi tepsi yardımı ile perdahlanır ve beraberinde daha önce belirlediğimiz fırça yardımı ile beton yüzeyine şekil verilir. Bu şekilde saha betonunun bütün yüzeyine süpürgeli beton uygulaması yapılır.
Bundan sonraki süreçte hazır betonu dökülen ve süpürgeli beton uygulaması yapılan saha betonunun prizini alması büyük önem arz eder. Uygun kıvama gelen saha betonuna son olarak beton ders kesimi yapılır. Beton ders kesimi beton yüzeyinde çatlaklar oluşmadan önce ama aynı zamanda da beton prizini aldıktan sonraki uygun zaman diliminde yapılır. Beton ders kesimi genleşmeye bağlı olarak saha betonu yüzeyindeki çatlakların oluşmaması için yapılır. Saha betonunun prizini tamamen alabilmesi için en az bir hafta sahaya herhangi bir araç girmemelidir. Evet dostlar, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Şayet bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşunu tıklayın. Henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen bundan sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun ve bu videoyu faydalanacaklarını düşündüklerinizle paylaşın. Her türlü görüş ve düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu YouTube kanalım dışında beni Mithat Güney hashtag'i ile bütün sosyal medya mecralarında bulabilirsiniz. İnşaat sektörü ile ilgili videolarımı ve makalelerimi mithatguney.com web sayfamdan takip edebilirsiniz. Diğer videolarımda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Saygı ve sevgilerimle İnşaat Mühendisi Mithat Güney.